Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu aksesuar yapımını anlatacağım. Bu babetin, keçe üzerine olan babetin üzerine çok yakıştırdım. Nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz inşallah. Diğer eşini de birlikte örelim. Babeti anlatımım da bir önceki videomda olacak inşallah. Hazır taban üzerine, keçe taban üzerine babet yapımı bu şekilde paylaşmış olacağım sizlerle. İpim nako pırlantayın arkadaşlar. Bu şekilde rengi mavi gibi çıktı görselde ama mint yeşili dediğimiz bir ip farklı görünüyor o kamera ışığından. Şöyle bir zincir çektim. İkinciyi de çektim. 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim ilk etapta. Başını alıyorum ilmeğimin. İlk çektiğim 4. zincir içerisine batıp 2 ilmek çıkıp 2 ilmeği de tığımda bırakıyorum. Yine aynı yere başını alıyorum. 2 çıkıyorum. Başını aldım. 2 çıktım. Tekrar 2 çıktım. İki çıktım. En son yine 2 çıktım. 2 zincir çektim. Hemen şu içine boşluğa başını aldım, 2 çıktım. Başını aldım, 2 çıktım. Başını aldım, 2 çıktım. Sonra 2, 2, 2 çıktım. Tekrar 2 zincir çektim. Yine bu boşluğa burayı başını aldım. 2 çıktım, başını aldım. 2 çıktım, başını aldım. 2 çıktım, başını aldım. 2, 2, 2. Bu şekilde örüyoruz. Yine aynı bu boşluğa 2 zincir çekerek başını aldım, 2 çıktım. Başını aldım. 2 çıktım. Başını aldım. 2 çıktım. Başını alıp sonra 2 2 çıkıyoruz. Bir iki zincir çekip 3 sefer böyle tekrarlıyorum. Her ilmeğimi aldığımda 2 kez çıkıyorum. Tığımda 4 ilmeğim kalmış oluyor. Sonra bunları başını alıyorum. 2 çıkıyorum. Başını alıyorum. 2 çıkıyorum. Başını alıyorum. 2 çıkıyorum. 2 zincir çektim. Yine şu aradaki boşluğa battım. Başını aldım. Aynı yere tekrar başını aldım. Aynı yere tekrar başını aldım. 2 2 çıktım. 2 bu adet özür dilerim. Toplamda bu 7 adet olacak bu fıstıklarımız. Sonuncuyu yapıyorum arkadaşlar. Bu boşluğa tekrar
Tığımda 4 ilmeğim kaldı. Başını alıyorum. 2 çıkıyorum. Başını alıyorum. 2 çıkıyorum. Başını aldım. 2 çıktım. Bu şekilde kıvrılıyor. Siz düz yapmak isterseniz, yani öyle bir video da çekerim ben. Düz olsun. Çünkü düz de yani kullanabilirsiniz. Bu şekilde uzunluğunu siz ayarlayın. Bu şekilde düzleşebiliyor da. Bu şekilde oval bir görüntüye de sahip oluyor arkadaşlar. Şimdi geriye döndüm. Bir zincir çektim. Şöyle ters tarafını çevirdim. Dibine battım. Bir zincir çekip başını alıp şöyle 2 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bunu burada bırakıyorum. İğnemi incilerimden, daha büyük bir inci boyutlarını seçebilirsiniz siz arkadaşlar. İki, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, toplamda iki, dört, altı, sekiz, dokuz, on, 12 adet olacak. Şöyle ipimi geçirdim. İğne yardımıyla. Bu iğnem burada kalsın. Dediğim gibi şurayı tekrar göstereyim. Geriye döndüm. Burası düz ördüğüm kısımdı, fıstık şeklini. Bir zincir çekerek tekrar orayı göstereyim. Bir zincir çektim. İpimin başını alıp dibine şöyle ipimin başını alarak çektim. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. İncimi alıyorum, şöyle çekiyorum, dışarıda düz tarafına denk geliyor zaten. Bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi incimi direkt ipimin başına almadan şuraya, şu aradaki, karşıdaki, bakın boşluk var, aradaki boşluğa şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. Aynı boşluk içerisine iki kez çıktım. İkili trabzan gibi düşünün. İki ilmeğimi çıkarmadan da incimi koyuyorum arasına ve ikisini birden çıkıyorum. Hemen karşıya geçmeden incimi, ipimi, ipimin dibine ilmeğimi getiriyorum. Hemen diğer bir boşluğa. Burada zaten göreceksiniz arkadaşlar. Çok rahatlıkla görünüyor o boşluk. Şuna tığımı, ipimi alıp kaydırmayla incimi arkada bırakıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Aynı yere 2 trabzan yapıp şu şekilde incimi de alıyorum. Sonra son kalan ilmeği de çekiyorum, çıkıyorum. Yine bir öyle ikili trabzanla yapıyoruz. Bir kaydırmayla karşı tarafa atlıyoruz. Şimdi bunu yine ipimi aldım. Başını hiç almıyorum. Direkt karşı taraftaki şu boşluğun içine göstereyim arkadaşlar. Kamera açısı bilmiyorum neden çok dengesiz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arada bulanıklık oluyor. Hemen bu boşluğa alıyorum ipimi, kaydırmayla birleştiriyorum.
bir zincir çektim, aynı yere ikili trabzan yapıp iki seferde çıktım. Yine incimi aldım. Bu şekilde arkaya bıraktım. Yine incimi çözeceksiniz. Çok zevkli örmesi de. Bu şekilde karşıdaki boşluğa geçiyorum. İncimi arkaya bırakıp kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. Aynı yere ikili trabzan yaptım. Ve ikisini bir çıktım. İncimi alıyorum. Karşıya geçiyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. Aynı yere önce iki ilmeğimi çıktım. Sonra kalanı da inciyi koyduktan sonra çıkardım. Şöyle araya alıp karşıya geçtim. Bir zincir çektim. İncilerim eksik geldi. Bir iki tane daha inci koyacağım ben. Yapımı çok basit. Bunu uzun düz babetlerinizde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Bir zincir çekmiştik. İpin başını alarak iki çıktım. Kalan ikiyi de incimle birlikte çıktım. Hemen bunu alıyorum. Direkt sonunda zaten son incim olacak bu. Karşıya kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çektim. Ve burada ipimi kesiyorum. Bu kadardı arkadaşlar. Yapımı çok pratik. Babetlerinizde de özellikle harika bir görüntü sağlayacağını düşünüyorum. Çok güzel bir kibar bir aksesuar. Siz bunu uzun da yapabilirsiniz. Düz babetlerinize genişliğini. Farklı versiyonlarında çalışacağım inşallah. Ben bunu bu şekilde bu babete yakıştırdığım için yaptım. Gayet de hoş bir görüntüsü var. Zaten bu şekilde duruyor. Rahatlıkla. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.